İzleyenler, mutlu akşamlar. TV'lik ekranlarından gündem programıyla naklen yayında karşınızdayız. Stüdyoda değerli bir konuğumuz var. Eğitim Birsen Ordu İl Başkanı, Şube Başkanı İsmail Çelenk Beyefendi'yi konuk ediyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Efendim biliyorsunuz son günlerde yoğun bir gündemle talkalanıyor tüm Türkiye. Evet. Eğitimde şiddet maalesef konuşmak istemediğimiz, konuşmaya arzu dahi etmediğimiz konuların başında geliyor her alanda şiddet. Ama eğitimde olunca daha da bir iç açıcı olmuyor. Konu biraz daha kötü yerlere gidiyor. Son 1,5 haftada 3 tane yaralamalı, maalesef ölümle biten olaylarla karşılaştık. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi biz sendika olarak biz öğretmenler odasından çıkmıyoruz. Öğretmenler odasının gündemi bizim sendikanın esas gündemini oluşturuyor. Bu tür konularda direkt bizim Eğitim Birsen olarak gündemimize giriyor. Hem genel merkezimizde hem de şube binamızda avukatlarımız var. Üyelerimizin ve tüm kamu çalışanlarının, üyemiz olmayan arkadaşların da yanında sonuna kadar olmaya çalışıyoruz ve oluyoruz. Şimdi biz şunu söylüyoruz. Bizim kültürümüzde, bizim Anadolu medeniyetinde gerçekten öğretene, alime, ilme büyük önem verirler ve değer verirler. Hazreti Ali bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum demiştir. Bizde de Anadolu medeniyetinde de öğretmene el kalkmaz, öğretmenin eli öpülür. Dolayısıyla bu anlamda biz her zaman öğretmenin yanında olduk. Tüm velilerimize, tüm halkımıza da kendi geleceğimiz için, kendi çocuklarımız için öğretmenin yanında olması gerekir diye her platformda fırsat buldukça ifade ettik. Çünkü öğretmen okulun bahçesine girdiği zaman kendi çocuğuyla öğrencisi arasında hiçbir fark gözetmez. Kendi çocuğuyla, başarısıyla ne kadar gurur duyarsa öğrencisinin başarısıyla da aynı oranda gurur duyar. Ama maalesef ülkemizde son zamanlarda eğitimcilere, eğitim çalışanlarına şiddet giderek artmaktadır. Burada da bizim geçmişteki uyarılarımızın, telkinlerimizin ne kadar doğru olduğunun sonucu ortaya çıkıyor. En son İstanbul'daki olayda gerçekten tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmıştır, derinden üzmüştür. Okul müdürümüz bir öğrencinin kurşunlarıyla vefat etmiştir. Öncelikle müdürümüze Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet. Kederli ailesine ve tüm eğitim camiasını ve ülkemizin başı sağ olsun diyoruz. Ve şunu eklemek istiyoruz. Biz yıllarca dedik ki öğretmenin bir meslek kanunu olması lazım. Doktorların bir meslek kanunu var. Hakimlerin bir meslek kanunu var. Ama öğretmenlerin bir meslek kanunu yok. Bu anlamda öğretmenin de bir meslek kanunu olsun dedik. Eylemlerle, tekliflerimizle, dosyamızla savunduk ve 2022 yılında meclisten öğretmenin meslek kanununun geçirilmesine çıkmasını hep beraber sağlamış olduk. Biz bunu çok önemli gördük fakat yeterli görmedik. Dedik ki bu meslek kanununun içinde mutlaka teşvik sisteminin olması lazım. İkincisi bu meslek kanununun içinde mutlaka öğretmene, eğitim çalışanlarına şiddete karşı koruyan, kalkan olan bir kanun maddesinin mutlaka eklenmesi lazım dedik ve savunduk. Ve bu anlamda da genel merkezimiz bu son olaylarda hem yetkililerle, Milli Eğitim Bakanımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmelerini yapıyor. İnşallah meslek kanunun içine en kısa zamanda eğitim çalışanlarına şiddetle ilgili özellikle yaptırımlarının caydırıcı maddelerin olmasıyla ilgili yoğun bir gayret sarf ediyoruz. İnşallah bununla ilgili sonuç alacağız. En son İstanbul'daki okul müdürümüzle yapılan o menfur olayla ilgili de başta İstanbul şubelerimiz olmak üzere, genel merkezimiz olmak üzere sonuna kadar olayı takipçisi olduk. Önce Cumhurbaşkanı'yla, Çalışma Bakanı'yla, İçişleri Bakanı'yla, diğer Milli Eğitim Bakanı'yla görüşmeleri sağladık. Takibini genel merkezimiz vasıtasıyla yaptık. Ve en son olarak da genel merkezimizin kararıyla tüm Türkiye'de 81 ilde
yarın bütün üyelerimizi okullara gitmeme eylemiyle bu işe dikkat çekmek istiyoruz. Tüm Türkiye'de yarın saat 11'de kitlesel basın açıklamalarımız olacak. Bugün de genel merkezimiz Ankara örgütlerimizle beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde eylem yaptı. Buna dikkat çekti. Şu anda tüm Türkiye'nin özellikle bu yapılan çalışmalarla dikkati bu konu üzerine çevrilmiş oldu. İnşallah bu yapılan çalışmaların bir sonucu olur, maksat hasıl olur. Bir daha böyle vahim olaylar yaşanmaz diyoruz. Şiddet konusu son zamanda mı çok gündeme geldi yoksa sürekli yaşanan bir olaydı, bu kadar gündeme mi gelmiyordu? Bir de bir eğitimci olarak değerlendirecek olursanız neden bunu tercih ediyor olabilir gençler, çocuklar, öğrenciler, öğretmenine şiddete başvurma konusunu neden tercih ediyorlar? Şimdi Emrullah Bey şunu ifade edeyim. Eğitim Bir Sen yetkiyi aldığı zaman kamuda 650 bin öğretmen vardı. Şu anda kamuda 1 milyon 300 bine yakın öğretmen arkadaşımız var. Biz her zaman şunu dedik, öğretmenden, okuldan, öğrenciden tasarruf yapılmaz. Bu kesimin ne kadar ekonomik, sosyal, özlük hakkı zirvede olursa cezaevlerinin kapısına kilit vurulur, polisin sayısı azalır dedik ve bunun takibini yaptık. Belirli bir noktaya gelmesini de hep beraber sağlamış olduk. Dolayısıyla 1 milyon 300 bin eğitim çalışanlarına, sadece öğretmen olarak söylüyorum, yaklaşık 1,5 milyona yakın eğitim çalışanının olduğu yerde milyonlarca öğrencinin, milyonlarca velinin olduğu yerde bu tür olaylar ister istemez oluyor. Fakat bu yapılan en ufak bir şekilde, bırakın fiili bir şiddet öğretmene, psikolojik şiddet de olsa mutlaka karşılığının olması lazım. Öğretmen kendini güvende hissetmesi lazım, taşın altına elini koyması lazım. Öğretmen taşının altına elini koymazsa en büyük zararı kim görür Emrullah Bey? Öğrencilerimiz görür, kendi çocuklarımız görür. Öğretmen işini yapar 40 dakikalık derste, yan tarafa geçer. Ama öğretmenlik 40 dakikalık dersten değil, ibaret değil ki. Öğretmenlik 7-24 takibi yapılması gereken özverili ve gönüllülük esasına dayalı bir meslektir. Diğer mesleklerle kıyaslamamak gerekiyor ve burada da öğretmenin yanında hem milli eğitimiyle, hem bakanlığıyla, hem velisiyle, tüm toplumun bütün kesimleriyle yanında olmamız lazım. Bunu da geleceğimiz için yapmamız gerekir diye ifade ediyoruz. Gerçekten öğretmenler odasına girdiğimiz zaman öğretmenlerimiz tedirgin. Ufak bir şeyde öğretmen bana yan bakıyor, CİMER'e şikayet. Öğretmen işte öğrencime şöyle yaptı, öte tarafa şikayet. Öğrencinin ufak tefek söylediği sözleri büyüterek öğretmeni hemen savcının karşısına, müfettişin karşısına çıkardığı zaman öğretmeni zaten tedirgin ediyorsun. Öğretmen de diyor ki, evet, kardeşim suya sabuna dokunmayın, işimi yapayım, gelin gideyim. Yani zeminimiz kaygan diye düşünüyor ve taşın altına elini koymaktan imtina ediyor. Bu anlamda toplumun bütün kesimlerinin eğitim çalışanlarına, kamu çalışanlarına sahip olması gerekir ki burada dediğim gibi bir öğretmen okulun bahçesinden içeri girdiği zaman kendi çocuğuyla öğrenci arasında kolay kolay hiçbir zaman ayrım yapmaz. Öğrencisinin başarısını en az kendi çocuğunun başarısı kadar önemser diye ifade ediyoruz. İnşallah yarınki yapacağımız eylemlerle, ondan sonra yapacağımız takiplerle, imza sürüklerimiz olacak, mecliste kanun tekliflerimiz olacak, o kanunun geçmesi için bütün ayrıntılarıyla takibini yapacağız. İnşallah bu tür olayların hep beraber önüne geçeceğiz diye düşünüyoruz. Evet. Bu toplumsal bilinçte öğrencilerimiz, velilerimiz, bütün toplumun kesimleri tarafından en kısa zamanda daha hassas anlaşılır diye ifade ediyoruz. Bir de eskiden tırnak içerisinde şöyle bir şey de vardı. Eti senin kemiği benim derdi. Evet. Sanırım o anlayış da biraz değişti. Şu an öğretmenlerin daha çok yoğun bir baskı hissettiği dönemdeyiz diye düşünüyorum. Muhtemelen sizin açıklamanız şimdi, onu gösteriyor. Eti senin kemiği benim değil. Yani eti kemiği, yani dedim ya, benim öğrencime diyor, manalı manalı baktı, benim öğrencinin psikolojisi bozuldu deyip şikayet eden velilerimize rastlıyoruz. Ya sizin öğrencinize böyle ufak tefek konulardan dolayı şikayet edip
öğretmeni tedirgin ettiğiniz zaman 6 ay onu dosya ver, dosya al, ötekini yap, anlamsız olaylarla meşgul ettiğiniz zaman siz öğretmene zarar vermiyorsunuz ki, kendiniz çocuğunuza, geleceğinize zarar veriyorsunuz. Burada gelip öğretmene inanmak lazım, eğitim çalışanlarına inanmak lazım. Ben bu çocuğumu veriyorum, en az kendi kadar buradaki sabah 8'den akşam 5'e kadar ki burada çocuğun geçireceği zamanda sizlere güveniyorum demesi ve çocuğunu o manada bırakması, ufak tefek şeylerde de her zaman öğrencisinin telkinleriyle değil, öğretmenin ona çizdiği ufukla yola devam etmesi gerekir. Kendi geleceği için diyoruz. Evet, umarız şiddet ve bu tarz olaylarda yaşanmaz diye tekrardan belirtelim. Tabii öğretmenlerin yaşadığı tek problem bu değil. Birçok problem yaşıyor. Diğer meslek gruplarının da yaşadığı gibi, ama son dönemde gündemde olan konulardan bir tanesi de öğretmen rotasyonu. Evet. Belirli bir süre zarfında başka bir ile ya da başka bir mezraya onların transfer edilmesi, başka yerde çalıştırılması gibi. Öğretmenler bu konuda tedirgin mi? Düşünceleri neler? Siz sendika açısından yorumlayacak olursanız düşüncelerinizi alın. Bu daha önce de gündeme gelmişti. 10 yılı dolduran öğretmenlere il dışı mı rotasyon olsun, il içi mi rotasyon olsun diye. Biz o gün şunu ifade ettik. Öğretmen diğer memurlara benzemez. Öğretmenin öğrencisi devamlı yenilendiği için öğretmen kendini devamlı yeni bir ortamda, yeni bir öğrenciyle baş başa bulur. O zaman 1 milyon öğretmenimiz vardı. 1 milyon öğretmeni o ilden alıp diğer ile gönderme kavimler göç olur. Kavimler göçünün de hiçbir katma değeri öğrenciye olmaz dedik ve kavimler göçünü hep beraber durdurduk. Yeniden ara sıra rotasyondan bahsediliyor. Bizim sendik olarak tavrımız şu. Bazı arkadaşlarımız, ya bir öğretmen bir okula atanıyor. 30 yıl, 35 yıl aynı okulda çalışan arkadaşlarımız var. Bir başka okula geçerse yeniden bir heyecan, enerji, sinerji olur diye ifade edenler arkadaşlarımız var. Biz de burada şunu ifade ediyoruz. Öğretmenin ikametgahı değişmeden, öğrencisinin okulu değişmeden bir değişimden bahsedilebilir. Ama öğretmenin ikametgahını değişip, öğrencisinin okulu değişip, il dışı rotasyon gibi kavramların hiçbir katma değerinin öğrenciye olmadığını ifade ediyoruz. 1 milyon 300 bin kişiyi o ilden alıp diğer ile göndermek kavimler göç olur. Kavimler göçüne de önceden olduğu gibi bugün de karşıyız. Evet. Konuşulan konulardan bir tanesi de atamalar. Her sene milyonlarca insan, hatta yüz binlerce farklı meslek grubundan insanın yanı sıra öğretmenlerin birçoğu atama bekliyor. Problem yaşayanlar da var. Atıyorum tarih gibi ya da farklı yine tarihe benzer. Branşların bazılarında sıkıntı var. Branşlarda da problem yaşadığını söyleyen öğretmen adayları var. Evet. Atama gerekli mi? Atama ihtiyaç duyulan bir şey mi? Siz de demin ifade ettiğiniz 600 binden yaklaşık 1 milyon 300'e kadar çıktı öğretmen sayısı dediniz. Burada bir doluluk mu yaşıyor Türkiye, yoksa halen de öğretmen açığı var mı? Şimdi şunu ifade edeyim. Öğretmen açığı bitmez. Birisi emekli olur, birisi atanır. Yeni öğrencilerimiz gelir, yeni öğretmene ihtiyaç olur. Dolayısıyla biz temel felsefemiz şu. Biraz önce ifade ettim. Öğretmenden, okuldan, öğrenciden tasarruf yapılmasın. Bu öğretmenimiz Akkuş'un Salman'ın yanındaki bir okulumuzda da, Seferlisindeki bir okulda da, Korgan'ın Tepelan'da, Çayır'ın kentinde bir okulda da bir tane bile ücretli öğretmen kalmasın. Herkes kadrosuyla buluşsun. Emekli olmak isteyen emekliliğine, atanmak isteyen okuluna, öğrenci de öğretmenine kavuşsun diyoruz. Bu anlamda da gerçekten biz 2011 yılında yetkiyi aldık. Yetkiyi aldıktan sonra atanamayan demeyelim, atamayı bekleyen öğretmenlerle ilgili çok büyük gayret sarf ettik. 650 bin öğretmen vardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde istatistik olarak en fazla öğretmen ataması Eğitim Bir Sen yetkiyi aldıktan sonra olmuştur. Şu anda 1 milyon 300 bine yakın öğretmen arkadaşımız kamuda istihdam edilmektedir. En son 20 bin öğretmen daha alınacağı kamuoyuyla duyurulmuş oldu. İnşallah bunlar da kısa zamanda atanır. Ama yetmez. Doğudan batıya, kuzeyden güneye bir tane bile ücretli öğretmenimiz kalmasın. Çünkü öğretmenin ücretlisi sözleşmelisi olmaz. Öğretmenin iş güvencesi olur. Derse girdiği zaman yarının ne olacak değil. Ben daha kaliteli eğitimi çocuklara nasıl veririm kaygısı gütmesi gerekir diye ifade ediyoruz.
1 milyon 300 bini 1 milyon 400 bin yapmak için de sendik olarak, yetkili sendik olarak büyük bir gayret sarf ediyoruz. İnşallah sonuç alacağız diye düşünüyoruz. Yeri gelmişken şunu da antiparantez ifade etmekte fayda var. Buyurun. Biz biliyoruz, biliyorsunuz 3600 ek gösterge için yetkili sendik olarak büyük gayret sarf ettik. Bunun meclisten geçmesiyle ilgili takibini yaptık. Eylemlerimizle, söylemlerimizle mücadelesini verdik. Dedik ki 3600 ek gösterge çıkarsa sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nda 150 bine yakın arkadaşımız emeklilik dilekçesi verir. Atanamayan öğretmenlere de kadro istihdam alanı açılır diye ifade ettik. 3600 ek göstergeyi aldık fakat emekli olan arkadaşlarımız yaş haddinden oldu. Yaş haddini doldurmayan 3600'ü aldık diye emekli olmadılar. Bunun sebebine baktığımız zaman öğretmenler odasında başkanım 3600 ek göstergeyi aldık ama yetmez. Ne olması lazım? Benim eşim çalışmıyor ise ben emekli olduğum zaman eşimden ayrılmıyorum. Dolayısıyla aile yardımının emekli olduktan sonra da devam etmesi gerekiyor. İkincisi de uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik ünvanı emekli olunca da devam etmesi gerekir diye ifade ediyorlar. Biz de diyoruz ki bu emekli olacak arkadaşların bu taleplerde karşılansın. Kimse ekonomik kaygılardan dolayı emekliliği tehir etmesin diyoruz. İnşallah buna benzer konularla ilgili de sonuç alacağız diye düşünüyoruz. Evet. Uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik konusuna değinmişken orada bir parantez açacak olursak, bu öğretmenler odasında, öğretmenler arasında huzursuzluk yaratan bir durum mu yoksa sistemi daha işlevsel, daha ileriye götürecek bir unsur haline mi geldi? Siz değerlendirecek olursanız. Evet, uzman öğretmenlik biliyorsunuz ilk sınav 2005 tarihinde yapılmıştı. O sınava giremeyen arkadaşlarınızdan birisi de benim, askerlik sayılmadığı için o sınava girememiştik. Giremedik, 17 yıl bekledik. Biz 17 yıl bir daha uzman öğretmenlikle ilgili sınav yapılmadı. Biz daha sonra dedik ki öğretmenler odasındaki ortak tavrı, ya başkanım ya bu sınav her yıl yapılsın veya herkes eşitlensin diye öğretmenlerin ortak bir tavrı vardı. Biz bunu her platformda gündeme getirince bakanlık uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik yerine bir ara performans sistemini getirdiler. Biz bunu sendik olarak buna karşı çıktık. Dedik ki bu performans sistemi öğretmenler odasında çalışma barışını bozar. Kesinlikle kabul etmemiz mümkün değil. Açılımında öğretmene okul müdürü puan veriyor, ilçe milli eğitim müdürü puan veriyor, okul aile birliği başkanı puan veriyor ve diğerlere veriyor. Öğretmenin performansı ona göre ortaya çıkacak. Farklı ücret alan olacak, almayan olacak. Bu da öğretmenler odasında çalışma barışını bozacak diye ifade ettik. Ve performans sisteminin kaldırılmasını sağladık. Daha sonra da defalarca orduda da eylemlerini yaptık. Öğretmenin meslek kanunu olması lazım dedik. Ve 2022 yılında meslek kanunu meclisten geçerken kariyer basamakları yeniden belirlendi. O dönemde Ziya Selçuk bakanımızdı. Dedi ki işte alanında yüksek lisans yapanlara uzmanlık, alanında doktora yapanlara baş öğretmenlik veriyoruz diye ifade ettiler. 10 yılı kriter aldılar. 10 yılı dolduran 650 bine yakın arkadaşımız var. Alanında yüksek lisans, alanında doktora kriterini koyduğunuz zaman uzman veya baş öğretmen olabilecek öğretmen sayısı 2000'i 3000'i geçmeyecekti. Kaç kişi alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olacaktı? Evet. Biz buna kesinlikle karşı çıktık. Öğretmenlerin önüne bir bariyer kurulacaktı. Bunu engelledik. Alanında yüksek lisans, alanında doktora kriter ortadan kalkmış oldu. Daha sonra sınava girenlerin hepsi hemen hemen sınavda başarılı olmuş oldu. O yıl sınava giremeyen hemen ikinci yıl sınava girdi. O da online olarak oldu. Onlar da başarılı olmuş oldu. Dolayısıyla şart tutan herkes uzman veya baş öğretmen oldu. Şimdi de biz diyoruz ki 5 yılı dolduran öğretmene uzmanlık, uzman olarak 5 yıl daha çalışan öğretmene de baş öğretmenlik kıdeme göre verilsin diye ifade ediyoruz. İnşallah bu konularla ilgili de sonuç alacağız diye düşünüyoruz. Fakat şöyle bir ayrıntı var. Öğretmenler odasında girdiğimiz zaman öğretmenlerin ortak talebi, yeni başlayan öğretmenle baş öğretmen arasında makas bu kadar açık olmaması lazım. İkincisi de çalışan öğretmenle emekli olan öğretmen arasında
makas açık olmaması lazım diyoruz. Bunlarla ilgili de genel bir düzenlemenin yapılması gerektiğini ifade ediyoruz. Evet, mülakat konusu yine çok tartışılıyor. Hatta seçimden önce hükümet kanadından bir söz gelmişti bununla alakalı. Evet. KPSS ya da işte istenilen sınavları kazandıktan sonra bir ekstra mülakata ihtiyaç var mı? Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya da mülakatlar memur kayırma, insan kayırma alanına mı dönüştü? Ya da işlevselliğini yitirdi mi? Sizin düşünceniz ne? Şimdi bu zamana kadarki mülakatla mesela 45 bin öğretmen alındı. İşte falanca alındı, filanca alındı, kayırmacı oldu falan. Tamamen bir algı operasyonu. İşin içinde olan bir sendika başkanı olarak, yetkili sendika başkanı olarak ifade ediyorum. 45 bin kişinin içinde sınav puanı neyse onun önüne kimse geçemedi. Kim elendi? Terörle bir bağlantısı varsa, öğretmen olarak bir sıkıntılı bir durumu varsa onlar öğretmen olamayacağı için bunlar elenmiş olur. Ama diğer konuda 45 bin öğretmen alındı. 45 bin kişinin yukarıdan aşağı puan sıralamasına göre sınav puanı neyse arkadaki önün önüne ister falancının akrabası ister filancının tanışı kimse kimsenin önüne geçemedi. Dolayısıyla bunlar da mülakat değil. Biz de şunu söylüyoruz sendik olarak. Bu algı da tamamen ortadan kalksın. Bir kişinin terörle bir bağlantısı varsa çocuğa matematik, fizik, kimya öğretmesi gerekirken çocuğa dağ çıkmanın yöntemini öğretecekse veya psikolojik olarak öğretmen olmaya haiz değilse bunu mülakata değil sınava bile alma gerekeni yap. Peşin olarak de ki kardeşim sen öğretmen olamazsın de önüne koy. O da niçin öğretmen olamadığını bilsin. Ama diyoruz biz kriter 20 bin öğretmen alınacaksa 20 bin öğretmenin içinden yukarıdan aşağı sınav puanı en yüksekten aşağı sıralansın. Kimse kimsenin önüne geçemesin. Algı operasyonunda olmasın diyoruz. Bu anlamda sendika olarak mülakata karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Mülakat isminin de bu yönüyle de tamamen kalkmasını ifade ediyoruz. Zaten bir güvenlik soruşturmasından geçilmiyor mu? Terör veya da farklı unsurlara mensup kişiler mülakata kadar gelebiliyor mu yani? Tabii ki geçiriliyor. Mülakat adı altında dediğim gibi bu sızmalar tür, oluyor diyorsunuz. Bu tür ince ayrıntılarda bir çalışma yapılıyor ama mülakattan dolayı kimsenin puanı kimsenin önüne geçmiyor. Bunlar da zaten mülakat değil. Dolayısıyla mülakatın ismi de tamamen ortadan kalkmasını ifade ediyoruz. Evet. Sendikal çalışmalar da devam ediyor bir yandan. Evet. Eğitim üzerine çok konuştuk ama sendikanın da faaliyetlerini biraz anlatmakta fayda var diyelim. Çünkü sendika deyince özellikle konuyla belki de alakası olmayan insanlar daha böyle bir yabancı bakabiliyor, uzak durabiliyor bu konudan. Evet. Bunun kırılması da gerekiyor diye düşünüyorum. Sizin söyleyecekleriniz vardır illaki. İsterseniz faaliyetlerinizden biraz bahsedelim. Şimdi biz gerçekten sendikacılığı arazide yapıyoruz. Ordu'nun coğrafyası geniş. Ordu Türkiye'de en küçük büyük şehir olsa bile coğrafi açıdan baktığımız zaman Mesudiye'den Akkuş'a kadar Akkuş'tan biz öğretmen odası gezmeye başlasak Haziran ayında Mesudiye'den anca çıkıyoruz. Evet. Çünkü Ünye'de onlarca okul var. Fas'ta onlarca okul var. En uzun yollara sahip il aynı gidip, zamanda. Geliyoruz. Her okula da mutlaka uğramak istiyoruz. Her gittiğimiz okulda da en az bir saat kalıyoruz. Öğretmenler odasının sıkıntısına, öğretmenler odasının derdine, sadece eğitim bilsen üyesi değil, bütün eğitim çalışanlarının, kamu çalışanlarının sıkıntısına. Arkadaşlar burada konuştuk. Belki yarım kalan konular olur. İster sendikamızın üyesi olursunuz, ister olmazsınız. Mutlaka gelin bir çayımızı kahvemizi için. Bazı arkadaşların üyeliğinden, bazılarının görüşlerinden her zaman istifade etmek isteriz diye bütün arkadaşlarımızı her zaman sendika hizmet binamıza bekleriz. Her programda da bunu özellikle altını çizerek defalarca ifade ediyorum. Eğitim bir sene, memur sene bir arkadaşımızın işi düştüğü zaman belki yapamadılar diyebilir ama ilgilenmediler. Elimizden geldiği kadar söyletmeyiz. Haklı olan arkadaşın yanında sonuna kadar olmaya çalışırız. Ben espri olsun diye Akkuş'a, Korgan'a, Kumru'ya, Gölke'ye gittiği zaman söylüyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki ya başkanım eğitim bir senin
binası neresi? Ben de diyorum ki önceden bir yeri tarif ederken valiliğin yanı, valiliğin arkası, valiliğe giderken diye tarif ederlerdi. Şimdi yeni ordu valiliği neresi diye Emrullah Bey sorduğu zaman vatandaşımız ne der? Eğitim bir senin, memur senin yanı diye ifade eder. Evet. Dolayısıyla tüm kamu çalışanları, kamu daireleri sendika hizmet binamıza yürüme mesafesinde oldu. Avukatımız var. İstediği zaman avukatlar da sendika hizmet binasında görüşebiliyor. Biz 19 ilçemizi geziyoruz. Her ilçemizde ilçe temsilcilerimiz, 7 kişilik yönetimlerimiz var. Her okulda temsilcilerimiz var. Bu vesileyle Allah korusun cenazesi ve hasta olduğu zaman üyemizin yanında, düğünü olduğu zaman da o mutlu gününde yanlarında olmaya çalışıyoruz. En fazla üyesi olan sendikasınız. Evet. Artıları olduğu kadar eksileri de oluyor. Çünkü mücadele alanınız da aynı zamanda etki alanınız kadar geniş. Artısını eksisini değerlendirecek olursanız faydalarının yanında zararlarını da görüyor musunuz? Ya da bu yolda ne şekilde ilerlemek istiyorsunuz? Şimdi Emrullah Bey, bazı arkadaşlar sendikacılık yaptığını zannederek okullara gittiği zaman sadece eğitim bir sene eleştiriyorlar. Şunu yaptılar, bunu yaptılar, ötekini yaptılar. Ama öğretmenler odasında işi bilen bir arkadaşımız, ya başkanım biz öğretmeniz, arif insanlarız. Kimin hangi kulvarda ne kadar, nasıl iş yaptığını en iyi biz biliyoruz. Eğitim bir senden önce yetkili olan sendikalar vardı. Kazanım olarak almış olduğunuz bir hak varsa bana da söyleyin. Sendika başkanımız ifade etti, ona da söyleyeceğim. Canlı yayında bize teşekkür edecek diye ifade ettiği zaman almış olduğu hak varsa bana da söyleyin diye ifade ediyorum. Ama bazı arkadaşlarımız dediğim gibi sırf eğitim bir sene eleştirerek sendikacılık yaptığını ifade ediyorlar. Ama biz kesinlikle öğretmenler odasına girdiğimiz zaman farklı sendikaların aleyhine konuşmuyoruz. Yaptıklarımızı, yapacaklarımızı ifade ediyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar, eğitim bir sene 2011 yılında yetkiyi aldı. Bu tarihten sonra alınan bir kazanım varsa eğitim bir senin başarısıdır. Alınamayan bir kazanım varsa da başarısızlığıdır. Topu taç atmaya gerek yok. İkisi de yetkili sendika eğitim bir sene aittir. Şunları şunları biz aldık. Şunları şunları da almak istiyoruz diye ifade ediyoruz. Mesela köşe başlarıyla söylediğimiz zaman eğitim bir sene aldığı için söylüyorum. Evet. Birincisi, bazı sıfatı profesör olan sıfatsızlar tarafından ikna odaları kurulup binlerce Anadolu gencinin geleceği çalınırken, eğitim öğretim hakkı elinden alınmışken, biz okullara sivil kıyafetlerle gittik. Herkesin kılık kıyafet özgürlüğünü aldık. Kılık kıyafet özgürlüğünün temsilcisi, savunucusu, takipçisi olduğunu eğitim bir sen olarak ifade ediyoruz. İkincisi, diyoruz ki Akkuş'ta, Korgan'da, Kumru'da eskiden çok kar yağardı. Bir gün kar tatili olduğu zaman o haftanın ek dersi tamamen giderdi. Biz toplu sözleşme masasında öğretmenin elinde olmayan durumlardan dolayı ücreti kesilemez ibaresini eklettiğimizden dolayı, bırakın bir gün kar tatili olmasını, biliyorsunuz pandemide Ocak ayından sonra ikinci dönem tamamen okullar tatil oldu. Hiçbir arkadaşımızın bir saat bile ek dersi kesilmedi. Bu aldıklarımızı, 3600 ek göstergeyi, performans sisteminin kaldırılmasını, 650 bin öğretmenden 1 milyon 300 bin öğretmene çıkarılmasını, işte angaryaların kaldırılmasıyla ilgili yaptığımız çalışmaları ifade ediyoruz. Arkadaşlarımız da hasbihal ediyoruz. Arkadaşlarımızın bizim eksik gördüğümüz yönlerinde geldiğimiz zaman öz eleştirisini yaparak, telafisini yaparak yolumuza devam ediyoruz. O anlamda da bu senede özellikle başta ilçe temsilcilerimize, onların yönetimlerine, okul temsilcilerimize ve bütün üyelerimize buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeniden daha güçlü bir şekilde eğitim bir seni 15 Mayıs'tan mutabakat imzalayacağız. Yetkili sendika ordumuzda yaptıkları için genel merkez tarafından da bize 500 üye hedefi konulmuştu. Kamuoyuyla paylaşmadık ama dünkü yarınki olaydan dolayı pazartesi paylaşacağız. Bütün teşkilatımızla beraber o 500 hedefi de gerçekleştirdik. Evet.
tüm teşkilatımıza ve yeni katılan üyelerimize buradan teşekkür ediyoruz. Evet, buradan da duyurmuş olalım. Evet. Kazanımlardan bahsettiniz. Önümüzdeki süreç içinde yetkili sendikanın da burada bir temsilcisi olarak yeni edilmesi gereken kazanımlar hakkında söyleyecekleriniz varsa ya da bunların da olması gerekir deyip söylemediğiniz, paylaşmak istediğiniz bir şey varsa buyurun. Şimdi biliyorsunuz müfredat konusu en son gündem oldu. Bazıları evet. eleştiriyor. Fakat bu eleştiriyi yaparken sadece insanların milli ve manevi değerlerini ön plana çıkararak işte şöyle oldu, işte böyle oldu diyerek algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. Biz şunu ifade ediyoruz. Müfredatın mutlaka günümüz şartlarına göre güncellenmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Eğitim bir sen olarak da bu konuda dosyamız kalın. Biz bu müfredat çalışmalarımızı yıllar öncesinden tamamladık ve bakanlığa sunduk. Bu doğrultuda yeni bir müfredatın oluşması için de yoğun bir gündem sarf ediyoruz. İnşallah tüm öğrencilerimiz için, halkımız için güzel bir müfredat olur. Gençlerimizin sadece teste, tosta, tablete göre değil, hayatın tüm şartlarına göre yetişen, milli ve manevi değerlerini bilen bir neslin yetişmesinde hep beraber öncülük ederiz diye düşünüyoruz. Neler değişmeli müfredat konusunda? Eksiklikler nedir sizce? Şimdi biz dedim ya, genel merkezimiz olarak bunun çalışmalarını bakanlığa sunduk. Biz burada çalıştay yaptık. İlkokul öğretmenlerimizle çalıştay yaptık. Ortaokul öğretmenlerimizle, orta öğretimdeki arkadaşlarımızla, üniversitedeki akademisyenlerle, işte yerelde sorun ne, nerele dokunulması gerekiyor. Öğrenci sadece teste ezber yeteneğine değil de gördüğünü anlaması ve anladığını uygulaması, bildiğini ifade etmesiyle ilgili nasıl çalışmalar yapılması gerektiğiyle ilgili çok bilimsel bir çalışmayı yaptık. Onu zaten ayrıntısı kamuoyuyla da paylaşıldı. İnşallah bu nüanslar, bu dokunuşlar yapılır. Güzel bir müfredat ortaya çıkar diye ifade ediyoruz. Evet, en güzel şekilde de ortaya çıkması tüm kamuoyunun arzusu aynı şekilde. Evet. Hükümete yakın olmakla eleştiriliyor musunuz? Eleştiriliyorsunuz. Düşünceleriniz ne? Daha doğru soru bu olur gerçi. Şimdi Emrullah Bey, hükümete yakın uzak olayına biz şöyle bakıyoruz. Biz sendikayız. Evet. Dolayısıyla adam gibi iş yapanın yanında dururuz, yapmayanın karşısında dururuz. Yani bunda en iyi olması gereken gibi. Tabii aslında. Ki. Bunu en iyi bilenlerden birisi biliriz. Bazıları büyük büyük cümle kurarlar. Bir gecede şube başkanı gider, bir gecede genel başkana gider. Ama bizim sendikacılık tarihinde böyle bir şey yoktur. Bizim şube başkanımızı sadece üyesi seçer, genel başkanımızı sadece delegesi seçer. Hiçbir kurum, kuruluş, kişi bu sendikaya şube başkanı veya genel başkan tayin edemez. Dolayısıyla bizde yetkili sadece üyesinden aldığı güçle başkan olduğu için dediğim gibi adam gibi iş yapanın yanında olur. Ben her zaman ifade ediyorum, kara lastiğini bile giydirir. Yapmayanın karşısında olur, şapkasını önüne eğdirir. Hükümet kat sayı adaletsizliğini ortadan kaldırırsa hükümetin yanındayız, alkışlarız. Hükümet sadece orduda Mesudiye'den Akkuş'a kadar 3-4 yıl içinde yüzlerce okul yaptırılıp ikili öğretimden tekli öğretime geçirip destek sayısını artırırsa hükümetin yanında oluruz. 650 bin öğretmeni 1 milyon 300 bine çıkarılması, ondan önce sonra da atanması için bir çalışma yapıyorsan hükümetin yanında oluruz. Tamamen insanları kategorize eden, kılığından, kıyafetinden dolayı ekmeklerinden eden o ucube kılık kıyafet yönetmeliğinin kamusal alan, koskoca yalan diye ifade ettiğimiz kamuda kılık kıyafet özgürlüğünü getirirse hükümetin yanında oluruz. Dolayısıyla Anadolu insanı olarak milli ve manevi değerlerimizin önünü açarsa hükümetin yanında oluruz. Ama hükümetin bakanı öğretmen 3 ay yan gelip yatıyor derse de onu bakanın karşısında oluruz. Ona da girdiğin zaman biz şunu her zaman ifade ediyoruz. Buyurun. Sayın Bakan, siz çocukluk yıllarınızda öğretmeninizden şiddet görmüşsünüz. Bakan olmuşsunuz. Bu psikolojik durumu üzerinden atamadınız. Gittiğiniz günü bayram ilan edeceğiz diye genel başkanımızın cümle kurduğu bakanlarda olmuştur. Dolayısıyla
hükümete yakınlık ve uzaklık tamamen değerlerimizle ölçülür. Bu anlamda mesela bazıları işte biz eylem yaparken biz dedik ki kamuda kılık kıyafet özgürlüğü olsun dedik. 81 il ilçe milli eğitim müdürlüğüne, valiliğine, il milli eğitim müdürlüğüne resmi dilekçeler yazarak sivil gelenlere hangi cezai işlemi uyguluyorsunuz, nöbet defterine yazdınız mı diyen sendikacılar çıktı. Yani geçen sene yetkili sendikanın özgürlük adı altında çağ dışı kılık kıyafet dayatmasına karşıyız diye tüm Türkiye'ye genel merkez kararlarını yayınlayan sendikalar çıktı. Hı hı. Kardeşim, üniversiteyi bitirmiş bir kişinin özgür iradesiyle ne giyineceğini, her okulda da bunu ifade ediyoruz, özgür iradesiyle kendisi ifade etsin, kendisi belirlesin. Hiçbir kurum, kuruluş, kişi kişinin özgürlüğüne müdahil olmasın diyoruz. Önceden neydi? Mayıs 15 gelince tişört giyersin, Eylül 1 deyince kravat takarsın. İklime saygı gösteriyorsun, fikre saygı göstermiyorsun. Bırakın ya, üniversiteyi bitirmiş bir öğretmen ne giyineceğini en güzel kendi bilir diyoruz. Hükümete de buradan çağrımız şu: eğitim bir sen, memur sen olarak biz okyanusu açtık. Derede kimse boğulmasın. Kılık kıyafet özgürlüğünün bir an önce de yasal zemine oturmasını ifade ediyoruz. Memurun siyaset hakkı çok çekinilen bir konu. Özellikle memurlar tarafından. Çünkü cidden bazen çoğu insan hayatına mal olacak sonuçlar ortaya çıkartabiliyor. Evet. Demokratik diye adlandırılan bir ülkede bu ne kadar doğru? Memurun siyaset yapamaması. Siz ne düşünüyorsunuz? Şunu ifade edeyim. Öncelikle siyaset öcü değil. Siyaset ülkeyi yönetme sanatı. Ben her zaman ifade ediyorum. Bakkalı siyaset yapıyor. Kömürcü siyaset yapıyor. Esnaf siyaset yapıyor. Avukat siyaset yapıyor. İşte öğretim görevlisi siyaset yapıyor. Ama memur sadece işini yap. Dersine gir, dersine çık. Kimsenin etlisine, sütlüsüne karışma, kitabını oku. Ağzından çıkanı kulağın duysun, sen devlet memurusun. Bu 10 yılda bir ülkeye balans ayarı veriyoruz diyorlar ya, o darbecilerin insanların üzerindeki psikolojik baskısı. Bunu hep beraber aşmamız lazım. Kardeşim, siyaset ülkeyi yönetme sanatı ise kendini ehliyetli gören, bu işe az çok ben de yapabilirim diye bilen herkesin en az başkaları kadar kendinde de o hakkı görmesi lazım. Seçme hakkı varsa memurun, seçilme hakkı da mutlaka olması lazım. Kamunun içine girdiği zaman öğretmenler için okullarda bahçenin içerisine girdiği zaman müfredatı işlesin. Dışarı çıktığı zaman en az diğerleri kadar ülkesinin yönetiminde, şehrinin yönetiminde, ilçesinin yönetiminde memura da siyaset hakkı verilsin diyoruz. Bunu da kısa zamanda yapılmasını tüm memurlar, ben onların adına sözcülük yapıyorum, tüm memurlar canı gönülden istiyor. Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz gençlere büyük önem verdi. Dedi ki 18 yaşına gelen gencimiz seçme hakkı varsa seçilme hakkı da olması lazım dedi. Onu veren Cumhurbaşkanımız öncülük yaparak memurlara da en kısa zamanda siyaset hakkı verecek diye bekliyoruz. Son 2-3 dakikamız var ama şu soruyu sormak istiyorum. Evet. Bir eğitimciyim misalen. Eğitim bir sene neden katılmalıyım? Ne gibi faydalar, ne gibi haklar, ne gibi edinimler kazanabilirim? Şimdi ben şunu söylüyorum. Vatanın birliğine, beraberliğine zarar vermeyen, terör söylem ve söylemde olmayan, o düşüncede olmayan bütün arkadaşlara eğitim bir senenin kapısı sonuna kadar açık. Her türlü görüşten, düşünceden, fikirden arkadaşlarımız kendini eğitim bir sende üye olarak görür. Hatta üyelerin desteğini alırsa da orada yönetici olarak da kendini orada en yetkili olarak da bulabilir diye ifade ediyoruz. Bu da eğitim bir sende sonuna kadar var. Mesela ben Gölköylü bir arkadaşınızım. En son Perşembe'de çalışıyordum. Aday oldum. Arkadaşlarım da gönlü oldum. 3-4 listenin arasından arkadaşlar bizi tercih etmiş oldular. Burada kim iradeyi gösteren? Sadece üye. Biz de üye
en az başkan kadar bu sendikada aktif ve yetkilidir. Çünkü başkanı üyesi belirler bu sendikada. Ve başkanın dediği yönetimin dediği değil. Üyelerle beraber çoğunluğun ne dediği bizim ortak görüşümüz olur. Bu taraftan gidersek Giresun'a, bu taraftan gidersek Samsun'a beraber gideriz. Eğitim bir sen, milli ve manevi değerleri önemseyen, milletin değerlerinden beslenen, milletle hiçbir zaman çatışmayan bir sivil toplum örgütü, bunu önemseyen bir sivil toplum örgütü. O anlamda hangi görüşten olursa olsun herkes eğitim bir senin içinde kendini bir eğitim bir senli olarak görebilir diyoruz. O anlamda da bütün eğitim çalışanlarını eğitim bir senli olmaya, güçlü mücadele etmeye davet ediyoruz. Evet, güzel sohbetiniz için teşekkür ediyorum. Son 1-1,5 dakikamız. İsterseniz toparlayıcı birkaç cümleyle buyurun son sözlerinizi alalım. Evet, söze başlarken de ifade ettim. Gerçekten İstanbul'da İbrahim müdürümüze yapılan o menfur saldırıyı bir kez daha kınıyoruz. Acilen eğitimcilerin, eğitim çalışanların, tüm kamu çalışanlarının daha güvenli bir ortamda çalışmasını, bırakın dediğim gibi fiili şiddet uygulamasını, psikolojik şiddet de uygulansa mutlaka bir karşılığının olması, bir bedelinin olması gerektiğini ifade ediyoruz. Yarın tüm Türkiye'de 81 ilde bir günlük genel merkezimizin aldığı kararla iş bırakma eylemi yapıyoruz. Ordunun eyleminde ordu memur sen eğitim bir sen hizmet binasının önünde yapıyoruz. Tüm eğitim çalışanlarını, kamu çalışanlarını 11'de yapacağımız basın açıklamasına davet ediyoruz. Buradan halkımıza da özellikle şunu ifade etmek isterim velilerimize. Söze başlarken de ifade ettim. Öğretmenlere hep beraber sahip çıkalım. Çünkü öğretmene sahip çıkarsak çocuğumuza sahip çıkmış oluruz. Geleceğimize sahip çıkmış oluruz. Öğretmen taşın altına elini koyarsa bizim çocuğumuzun ufku açık olur. En güzel yerlerde bizi daha güzel temsil eder diye ifade ediyoruz. Öncelikle bitiriyoruz herhalde değil mi? Buyurun lütfen. Bize bu imkanı verdiğiniz için şahsınıza ve TV52 ailesine teşekkür ediyoruz. Bizi ordumuzda, şehrimizde, il dışında, yurt dışından takip eden, izleyen bütün üyelerimize, bütün kamu çalışanlarına hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Hayırlı geceler diliyorum. Evet, biz de güzel sohbetiniz için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Evet, gündem programında bu akşamki konuğumuz Eğitim Birsen Ordu Şube Başkanı İsmail Çelenk'ti. Güzel bir sohbet yaptık kendisiyle. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Mutlu akşamlar.